Pera Palas'tayız. 50'den fazla kadın bugün kadın ve stil konulu bir toplantıda bir araya geliyoruz. Ve aramızda dünyaca ünlü tasarımcı Emre Ertürk de var. Kendisi hem Oscar törenlerinin tasarımcısı hem de resim yoluyla terapiler yapan ve Emre Ertürk New York markasının yaratıcısı. Bir sanatçı ve bir sanatçının ne kadar farklı bir beyin, düşün yapısına sahip olduğunu ben Emre Bey'i tanıdığım zaman daha iyi anladım. Diyor ki, benim hayattaki en sevdiğim şey insanları mutlu etmek. İşte onun için resimle terapi dersleri veriyor. Onun için hiç kimsenin bugüne kadar düşünmediği ve bütün filmlere konu olan ve aslında bütün ününün ilk adımı olan şu biz uçakta taşıma çantalarının yaratıcısı kendisi aynı zamanda. Pera Palas'ta Kadın ve Stil isimli toplantıdayız. Herkes kıyafetlerini giydi geldi. Çok güzel. Ve birazdan şovlar başlayacak. Sizlere Türk kadınının yaşadığı bu dönemleri tek tek göstermeye çalışacağım. İncir takın, incir takın, tül takın. Şapkasız çıkmayın demiş. Kadın olun, özgür olun. Ve kadına ilk pantolon giydiren. Bu arada benim annem de Türkiye'de pantolon giyen kadın. Bak, tesadüf mü bilmiyorum. Ama 1934'te Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğinde Fransa'da bu yoktu. Fransa'da 10 yıl sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bravo. Onun için Chanel Türkiye'de de vardı bir tane ama o devirde sanırım çıkamadı. Ama olsun, Atatürk 1930'da Türk ordusunun askeri ve merasim kıyafetlerini Chanel'e yaptırıyor. O şık Atatürk'ün pozları var ya böyle, bir sürü cepli. İşte o cepler Chanel cepleri. Çünkü kadın pozul pozul sigara içiyor. Her cebinde bir paket var. Neyse, sonuçta çok yalnız ama çok insanlara yardım eden ve inanılmaz yaratıcılığıyla kadınlara dişiliği armağan eden, yüzyılın kadınının giysisini belirleyen, yüzyılın en önemli yüz kişisinden biri oluyor. Yetimhanede başlayıp yoklukla giden bir hayattan bir moda ve tarz devi çıkıyor. 80 yıl sonra berbere gidiyorum. Hepimiz de o tarzı benimsiyoruz. Çünkü Belle Epoque dedikleri o 1800'lerde belini sıktır, memeyi fıtlak, arkada cipol bilmem ne. Hızdırap çekme yaşarken şık olur da rahat olabilirsin. Bak fıldır fıldır. Onun için ruh şad olsun, toprağın bol olsun mu nedir bilmiyorum. Gelin o zaman ha? Madam şarkısıyla. Söyle. Canancığım çok teşekkürler. Tasarım serüveninde sana bol şanslar diliyorum. Hep birlikte olacağız. Şimdi sevgili Zeynep'i de tanıyorum istiyorum. Zeynep için gel. Şuradan başlayalım. Yine geze geze gelelim. Evet, Zeynep'le yeni tanıştım. Ancak öğrendim ki çok özel ipek gömlekler yapıyor kendisi. Ve Zeynep'e sormak istiyorum. Zeynep'ciğim demin nasıl yeteneği arttırabiliriz? Yetenek nereden geliyor diye bana Ayşenur yazıcı sordu. Yetenek Tanrı'ya bağlanarak gelen bir şey. Kimisi bunu nefesle yapıyor, kimisi bunu sporla yapıyor, kimi meditasyonla yapıyor, kimi dua ederek yapıyor, kimi resim öğrenerek yapıyor, resim yapmayı öğrenerek bir şekilde yaradana bağlanıyor. Sen nasıl tasarladın? Bu serüvende sen nereye bağlanıyorsun? Ben ilk önce hayalimdeki olan bir beyaz gömlek vardı ve bunun aslında Mayo'nun çıkış yolu olan Paris'ten başladım. Orient Express ile birlikte ismimi L'Orient Blanc, yani doğudaki beyaz olarak başladık ve beyaz üzerine beyazın tonları erkek bayan koyarak and by the king of the hill
my little town boots are melting to gray. I want to be a part of this New York. Thank you.